Hepinize merhaba arkadaşlar, YKM Gamer kanalına tekrar tekrar hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle bir video çekmiyorduk. Yine Ark'ta rehber videosu tarzında bir video olacak ve aradan bayağı zaman geçti. Karakterim değişti vesaire, önceki videolardan bilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Aberration'da Reaper eğitmeyi göstereceğim. Nasıl gidilir vesaire. Gittiğimiz yer radyasyonlu yer olacağı için ekstra birkaç eşya elbise giyiyorsunuz, tehlike elbisesi. Kaskımı vesaire giydim. Şimdi gideceğiz abi. Direkt hazırlanım. Evet, kız altına sıçtı bile. Bir vesaire bölge numaraları şeyleri gözükmüyor oraya. Ya, haritayı zaten muhtemelen sansürlerim. Çünkü katıldığımız şey grubu istemiyorlar. Adamların hakkı hani patlama vesaire olma olayından dolayı. Direkt şimdi gideceğiz abi. Burada ışınlanacağız diyorum. Videoyu da 10 dakika yapmam lazım. O yüzden bol bol çene yoracağım. Anlatacağım. Şimdi ikiye ayrılacağız. Bir yandan da malzeme lazım. Beyze biz Karkinos'la botuyla beraber eşya kasacağız. Bir yandan da büyüteç canını sertemletiyoruz. Sonra bizi çekiyor. Sonra bize bir şey sokuyor. Biz hamile kalıyoruz. 4 gün içinde de büyüyor. Kanka şeyin canı gidiyor. Lan gel bir. Go. Işık hayvanlarının vesaire gitmiyor değil mi? Işık hayvanların gitmiyordur umarım, yoksa ölürüz. Şeyden unuttum. Eğer sesleri videoya gelmiyorsa seslerin de ve nicklerin de fazla gözükmesini istemiyor. Hani tanıdık vesaire çıkar diye. O yüzden fazla şey yapmayacağım. Yani rahatsız oluyorlar kısaca. Ama benim de kayıt almam lazım hocam. Gizli spiker gibi hissediyorum. Zaten o boss videoları kaba kuvvetteyken vesaire yaptığım çoğu şey gizli şeklinde. Burada da aynı şekilde devam ediyoruz ama kanal büyüdüğü için biraz fark ediliyor. Yapacak bir şey yok. Batu şunlara vurmayacağım mı? Tuzağı vesaire nasıl kuruluyor vesaire, yani nasıl tasarruf ederdin? Zaten Aberration'a gelmek arkadaşlar. Aberration'ı almayanlar varsa şurada özetleyeyim abi. Nasıl alacağınızı, ne yapacağınızı özetleyeyim abi. Şimdi arkadaşlar Aberration'ı alacaksınız. Mesela şu an Reaper'ı çektik abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bize hamile bırakacak. Kısaca anam kaç kaç. Lan dur. Olayı anlatmam lazım. Ah götüm götüm vuruyor bir yalnız ha. Gel abi. Lan iyi vuruyor ha pezemekler. Bir olayı anlatamadım. Şimdi Aberration'ı alacaksanız arkadaşlar, Aberration'a kurulup da büyük bir base'in içinde kalacaksanız arkadaşlar en fazla bir hafta bakın. Cidden işten söylüyorum, bir hafta içinde Aberration'da kalıp yerleşip kurulmaya çalışıp da devam etmeye çalışırsanız en fazla bir hafta şey yapabilirsiniz, yaşayabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Diğer sonraki günler acayip sıkıyor. Sıkılıyorsunuz yani, direkt başka yere kurulmanız lazım. Aberration'ı sadece şey için kullanın, metal amaçlı kullanın. Zaten Aberration'da sadece metal, bir de buranın kendisine özel elementleri var. İşte yok kırmızı cevher, bilmem ne cevheri. Onlarla beraber bazı Aberration aletleri yapılıyor. Onları yapın, buradan çoğu hayvanı eğitin. Çoğu zaten Aberration'a özel hayvanlar. Yani Aberration'da işe yarıyor, diğer yerlerde işe yaramıyor. Mesela üstümdeki ışık hayvanı normalde Aberration dışında hiçbir boka yaramıyor. Ama Aberration'da en önemli hayvan. En önemli hayvan. Ondan sonra bu bölgeye geliyorsunuz. Yani en aşağıya bölgeye ışınlanıyorsunuz. En aşağı bölgeye ışın, yani portal vesaire varsa ya da ne bileyim, geliyorsunuz abi Reaper'a gitmek için. Yani yakın bir yere ışınlatıyorsunuz abi. Zaten Reaper dolu burada. Radyasyonlu bölge aşağı bölgede. Sonra buraya abi geliyorsunuz abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane küçük kapı yapıyorsunuz. Bunların dışlarını kapatmıyorsunuz ki neden öldürdüklerini bilmiyorum. Herhalde leveli düşüktü. Öyle çekiyorsunuz abi. Buraya bir rampa, sonra bir tane büyük metal yapın. Reaper muhtemelen taşı vesaire kırıyordur. O yüzden metal yapmanız lazım. Hayvanat gibi metal lazım. Zaten Aberration'dasınız. Forge serisiyle çat çat şey yaparsınız, metal kasarsınız. Şimdi yine diğerlerini açayım. Olaylar geliştikçe anlatacağım ben size. Arkadaşlar evet, son gelişmelere göre bu arada biz sabaha kadar sabahladık, 7.30'da falan yattık çünkü
Ben 3 kere hamile oldum ve üçüncü de mi ikinci de mi ne düşük yapmıştım. Bir tanesinde de 2 kere ölmüştüm. Neyse onları göreceksiniz. Onu bunu geçin. Montajlarken fark ettim birkaç bilmediğim şey varmış. Onları düzelteyim. Şu kafesi neden kullandığımızı söyleyeyim. Reaper'ları öldürerek hayvanat gibi level kasmak amaçlı kullanıyoruz ve en yüksek Reaper'ı tutmaya çalışıyoruz. En fazla 50 küsur bin canı oluyor. 50 binin altında ya 49 bin, 48 bin istemiyorduk. Ve 145 seviye bulduk sonunda. Ondan sonra onu çektik. Onun canını azalttık zaten göreceksiniz. Öyle hamile kaldık. Sonra ben onu da düşük yaptım, öldüm. Sonra 130'luk bulduk, eğittik. Onda da eldivenim kırıldı, hamileliğim bitti. Yine düşük yaptım. Ondan sonra üçüncüde de birkaç deneme daha oldu tabii arada da. Üçüncüde de tamam tekrar 145 bulduk. Şu an hamileyim. Oyundan çıktım zaten. 7.30'da falan çıktım. Sabaha kadar denedik. Ve Reaper'ları aldıktan sonra 75 seviye kasıyorsunuz. Yani 145 hani onu anlatıyorum zaten. 75 seviye kasıyoruz. Reaper öldürerek kasıyoruz. Reaper'ların canını azaltıyoruz. Bir yerden XP çorbası yapabilirsiniz ya da kitap vesaire bulabilirsiniz ki yani 2x XP amaçlı. Ve öyle öldürdüğünüzde de daha fazla level geliyor ve hayvanat gibi level geliyor. Öyle de 75 level'i 3-4 tane öldürdüğünüzde kasabiliyorsunuz. Normalde böyle hiç ölümsüz, şu an ölümsüz ama dibine ışık hayvanıyla gidip ışığı yakarsanız direkt ölüyor. Bu arada şey ölecek abi, Cüneyt abi ölecek, söyleyeyim ona. Abi biz bunları onunu biz bunları o şef ölüyorum lan. Bütün skill'lerini kullandı anasını satayım. Bu arada arkadaşlar şöyle ek bir bilgi koyayım. Reaper'ları Megalosaurus'la çekmek o kadar da kolay göründüğü gibi kolay değil. Biraz zorlanıyoruz. Ama Reaper'lar abi Rock Drake hastası. Yani Rock Drake gördüğü anda önünde hangi av varsa varsın bırakıyor ve onun peşine düşüyor. Onun hastası. Rock Drake'le çekmek de aşırı kolay zaten. Birazdan birkaç kere kullanıyorum. O kesitleri de gösteririm. Yani Rock direkt kullanın. Daha kolay ve sizin de kolayınıza gelir. Hem daha hızlı gidiyorsunuz falan. Ölme riskiniz de azalır. Haberiniz olsun. Bir de ışıksız dolaşmanız lazım etrafta. O da sıkıntı. Başka yerden isimsizler çıkıyor. Ne alakası? Halk. Şan bitti, şan bitti. Al siktir elbisemi kırdı pezemek. Ölüyor. Lan. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ilk Reaper'ımız beni hamile yapıyor şu an gördüğünüz üzere ama benim hatamdan dolayı maalesef ilkimiz fail oluyor. Ben burada hamile olmadım sanıyorum. Eşyalarımı almak için geri dönüyorum. Ve beni ilk tutuşta yapıyor. Diğer arkadaşları denemede bak gördüğünüz gibi burada ölüyorum. Burada ölüyorum. Tamam mı? Ondan sonra hamileyim. Şu an hamileyim. Bebek olmadığını sanıyorum. Burada bana bilmediğim bir cevap veriyorlar vesaire. O yüzden dönüyorum ve radyasyonlu bölgeye girdiğim anda bebek düşük yaptığı için de gidiyor abi. İlk fail. İşte o vurduğu anlarda inersen öleceğim. Kokluyor. Aha aldı. aldı. Hadi sok. Ha soktu. Tamam kaç şimdi? Evet. Kaç yedi? Binemiyorum. Ha, ha. Tamam, kaçıyorum. Aa. Oh be. Ay sikeceğim. Hayır, Yine öldüm. Evet arkadaşlar sonunda gördüğünüz bir şeyler aşağıda işaret var. Sonunda bizim kız hamile kaldı. Az önce de muhtemelen bana ilk soktuğu zaman da hamile kalmıştım ama tekrar eşyalarımı alacağım diye radyasyon içerisinde öldüğüm için sayılmadı. Sonra Cem abi dedi ki radyasyon içinde öldüğünde sayılmıyor dedi. Hamileyken radyasyonlu bölgeye gitmeyeceksin dedi. Dedim
Ondan sonra tekrar yaptık bana. Ve 145 levellik vardı ya, 135 seviye bulduk bu sefer de. Direkt öyle yaptık. Şu an hamileyim. 75 seviye kalacağız. 130-135 seviyeydi zaten. Daha da kaydı kesiyorum. Muhtemelen 75 seviye kasacağız. Şu an videoyu montajlıyorum. Oynadığım zamandaki saat herhalde saat 4 veya 5-6 civarında, o üçünden biri. Ve bundan sonra da ikinci veya üçüncü düşüğümü yapıyorum. Radyasyonlu alanda Reaper'a level kasarken eldiven patlıyor ve radyasyondan dolayı düşük yapıyorum. Sonra tekrar 145 seviye. Ben halledirim. Evet arkadaşlar, Batu'ya Ay doğum sahnesi gerçekleştiriyoruz. İne Ebesi ben çekilin olan ulan, çekil çekil. Ay cidden kapat lan. Kapat ulan. Oğlum. Ne oluyor lan? Lan git git, kapıyı kapat. Gel lan beni. O 220 Nasıl yiyecek bu seviye. beni? Nasıl yiyor bu beni? O bir yere duruyor şu an. Dibine git. Döndü. Tamam, şimdi geleceğim, sahipleneceğim, ben de bakabileceğim. Batu şimdi gelecek, sahiplenecek ya da ölecek. Tek atıyor galiba çünkü. Sahiplensin abi. Ha, sahiplendi. Şimdi gelebilirim. Bir bakalım ya. Reaper hiç benzemiyor değil mi? Ha, bakın etler yok. İçinde et yok. Reaper'a hiç benzemiyor abi. İğrenç. İnventörsü doğmamış bile. Ama içini gördüğünüz gibi full et var. Ve Batu'nun eşyaları var. Abi işte bu bebek Reaper. Sonra oluyor eşek kadar bir şey. Ananı avradını. Oho, saldırıyor lan. Oğlum dur. Çıkamıyorum da odadan. Öleceğiz ha. Top var bende, top. Çek şunu. Çıkacağım ben. Dur dur, aşağı. Çıkma lan. Oh be. Yiyeyim mi? Bu seni öldürür ha. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Eğer Karkinos'unuz varsa, Karkinos da bunu ıskacıyla tutup da hareket etmemesini de sağlayabiliyorsunuz. Öyle bekliyor. Karkinos'a daha iyi. Çünkü oyundan Öleceğim çıktığınız anda ya. Bekle, burada dursana, burada dur, gel. Öleceğim dışında ben dur. çünkü ya. Hayır, dışında dursan da bir şey olmuyor. Tam düştüğüm dur. Hayır, amaç ne biliyor musun? Base'de durmak. Neden? Çünkü şey, harita çıktığında harita siliniyor. Senin hala göbeğin şiş bu arada.